internet ve tarihçiler arasındaki işbirliği ağları konulu konuşmam bir dizi teknik problemle başladı. Biraz ironik oldu, kusura bakmayın. Aslında internette tarihçilerin işbirliği yaptıkları ve paylaşımlarda bulundukları alanlarla ilgili ekran görüntüleri hazırlamıştım. Daha efektif olacağını düşünerek buradan tek tek o internet platformlarına bağlanmak mümkün olmayacağı için ya da biraz zaman alacağı için. Öğleden önceki oturumlarda da küreselleşme ile ilgili konuşmalar yapıldı. Şüphesiz küreselleşmenin de günümüzdeki en temel aygıtlarından bir tanesi internet. İnternet 90'lı yıllardan itibaren de Türkiye'de özellikle hayatlarımıza naif bir dokunuş yaptı ve ondan sonra da hepimizin hayatları köklü bir şekilde değişmeye başladı. Neredeyse tüm iş kollarında internete bağlı araçlar ve platformlar gelişti. Kıymetli hocam da bunu teknik katmanlarıyla az önce zaten bize sundular. En temel katkı sağlayıcı alanları da ben de tıpkı Ramazan hocam gibi aslında online veri tabanları olarak görüyorum. Hocamın saydıklarının dışında da aslında işte JSTOR gibi ya da Fransız Milli Kütüphanesi'nin dijital kitaplığı Gallica gibi ya da ProQuest Historical Newspapers ya da tezler veri tabanı gibi çok önemli alanlar tarihçilere müthiş bir bilgi bombardımanı ve tarihçinin bilgiye erişimi noktasında müthiş bir hız sunuyor. Ama bunun dışında profesyonellerin tüm alanlardan bir araya gelebildikleri ve kontaklar kurabildiği LinkedIn gibi sosyal ağlar da var. Burada daha çok iş odaklı bir platform LinkedIn ama tarihçilere özgü ve doğrudan tarihçileri ilgilendiren alanların da ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Kıymetli hocamınki gibi kişisel inisiyatiflerle ortaya çıkan e-posta toplulukları var. Aslında bunların bazıları çok ciddi kurumsal destekler de alabiliyorlar. Örneğin EdgeNet var, EdgeNet Michigan Üniversitesi bünyesinde. Neredeyse tüm dünya tarihiyle ilgili birer mail topluluğu oluşturulmuş durumda. Meksika tarihi, Amerika tarihi, Akdeniz tarihi ne ararsanız hepsi var. Bu üst başlıkların altında Middle East History çalışmaları ve e-mail toplulukları var. Burada da H-Türk'ü bulabilirsiniz. H-Türk aslında küresel anlamda da etkisi en geniş olanı denebilir. Çünkü dünyanın dört bir yanından tarihçiler, Türkiye çalışan ya da yaşadığımız coğrafyayla ilişkili tüm alanları çalışan tarihçileri buluşturan bir platform konumunda H-Türk. Ama H-Türk gibi bizde de Türkiye'de Bilgi İnfo ve Türk Tarihçiler gibi e-posta toplulukları var. Bunların ortaklaştığı alanlar var bu e-posta topluluklarının, yani benzeştiği noktalar diyebiliriz temel olarak. Bunlarda ağırlıklı olarak etkinlik duyuruları konusunda benzerlikleri var. Yani sempozyum duyuruları, konferanslar, paneller, çalıştaylar, basılan kitaplar gibi konularda ortaklaştıklarını görüyoruz. H-Türk'ün, Bilgi İnfo'nun ve Türk Tarihçiler platformunun. Ama bu gruplarda aslında çok da hoş olan bir tarafı bu. Mailleşme sürdükçe zaman içerisinde bazı iletilerle ilgili alışkanlıkların oluştuğunu görüyoruz. Ve bunlar da bu her bir e-posta topluluğunun birbirinden ayrıştığı noktaları teşkil etmeye başladı. Örneğin H-Türk bu etkinlik duyurularının yanı sıra Türkiye'de, İstanbul'da araştırmalar yapacak, Ankara'da araştırmalar yapacak bilim insanlarına konaklama olanakları sunuyor. Daha doğrusu nerede konaklayabileceklerine dair ilanlar veriyorlar ya da evini, odasını kiralamak isteyen insanlar buralardan duyuruya çıkıyorlar ve böylelikle bir tür işbirliği aslında ortaya çıkmış da oluyor. 2500 civarında üyesi var H-Türk'ün tüm dünyadan.
ve değerli bilim insanlarının kaybedilmesi gibi konularda da önemli katkılar sağlıyor. Ama şu yönüyle Eşduk bir de çok önemli. Dünyanın neresinde kim, Türkiye ile ilgili ne çalışıyor, hangi konulara ilgi duyuyor insanlar, bunları gözlemleyebilmek, süzebilmek adına da Eşduk gibi bir platformun çok ciddi katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Eşduk'e benzer yapılar aslında Bilgi Info ve Türk Tarihçiler'de. Bilgi Info biraz daha grubu dar tutuyor. 543 üyesi var. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bir topluluk. Orada da bu ortaklaştıkları etkinlik duyurularının dışında makale ve kaynak taleplerinin bu anlamda biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Gelen mailler incelendiğinde. Grubun sayısının sınırlı tutulması biraz tabii soru işareti. Daha çok Taşlı Üniversitesi'nden çok fazla insanın gruba üye olamadığını, üye olmakta güçlük çektiğini görüyoruz. Tabii şu iki ihtimal var. Birincisi, biz bu kadar insanı bir arada tutup yönetebiliyoruz ve grubun kontrolünü bu kadar sağlayabiliyoruz, ekibimiz bu kadar diyorlarsa buna tabii sonsuz saygı duymak lazım, ama böyle elitist bir tavır da varsa bilmiyorum, o zaman da Allah şifa versin derim. Moderatör kontrolü olmadığını düşünüyor Bilgi Info'nun üyeleri. Yani gönderdikleri iletilerin doğrudan yayınlandığını söylüyorlar genelde grubun üyeleri, ama acizane benim de 2006 ile 2011 arasında bir grubun moderatörlüğü ile ilgili bir tecrübem oldu. Bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum, çünkü mail platformlarına çok alakasız ve zararlı içerikli ve üçüncü kişilere bazı cevap hakları doğurabilecek mailler geliyor. Dolayısıyla bunların bir moderatör süzgecinden geçmesi gerekir. Büyük olasılıkla moderatör süreci Bilgi Info'da da var. Ama asgari düzeyde. Eşdürk'te de yoğun bir moderatör süreci var. Eşdürk hatta bir süre üyelerini izleyici olarak alıyor. Yani sadece grubu takip ediyorsunuz. Gruptaki iletileri takip ediyorsunuz. Daha sonra onların oraya katkı sağlamaya başlayabiliyorsunuz. Ama iletişim dilinin İngilizce olduğunu Eşdürk için söylememiz gerekir. Bilgi Info'nun üyeleri arasında farklı anabilim dallarından insanlar da var. Türk Tarihçiler bu anlamda biraz daha popüler bir hizmet sunuyor. Üye sayısı 2500'ün üzerinde. Bilgi Info'da, Eşdürk'te yer alan iletiler de Türk Tarihçiler'de görülebiliyor. Bunların üzerine bir de Türk Tarihçiler üyeleri, Taşlı Üniversitelerinden, merkezi üniversitelerden hocaların katkılarıyla daha zengin bir içerik ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Zaten haftalık veya aylık ileti sayılarına da baktığımız vakit orada da sayısal anlamda bir üstünlüğü olduğu söylenebilir. Türk Tarihçiler diğerlerinden hangi noktada ayrılıyor diyecek olursak, bu da doktora ve tez konularının paylaşılması, mükerrer tez konularının yapılmaması adına büyük ölçüde tez danışmanlarının yönlendirmeleriyle grupta bazı iletiler paylaşılıyor. Tabii bunun temelde büyük bir hizmet ve pek çok yanlışı önlediğinin de altını çizmek lazım, ama aslında YÖK tez merkezi ya da Türk Tarih Kurumu bir kurum gibi bir kurum tarafından daha kapsamlı ve daha büyük bir ciddiyetle yapılması gereken başlayan, süren, biten tezlerin duyurulmasının bu kurumlar tarafından yapılması aslında daha mantıklı gözüküyor. Çünkü onlara sürekli bir bilgi akışı var bu noktada. Ama tabii YÖK, Türk Tarih Kurumu neyi yapıyor, neyi yapmıyor, o ayrı bir çalıştayın konusu olabilir kendi içerisinde. bu gruplardan Türk Tarihçilerin Arif Hocam grubun sahibi. Dolayısıyla kendisi de belki ilerleyen noktalarda, istediği noktada bilgi de verebilir. Büyük ölçüde kişisel çaba ve fedakarlıklarla yürüyen
e-posta toplulukları Türkiye'dekiler, Michigan Üniversitesi'ndekinin biraz daha kurumsal bir görüntüsü olduğunu söylememiz gerekir. Temelde haberleşme odaklı, yardımlaşma odaklı e-posta toplulukları bunlar. İnternet üzerinde de aslında etkinliklerin takip edilebildiği bazı kimi ticari, kimi samimi diyebileceğimiz web platformları da oluşmaya başladı. Conference Alert ya da işte Konal kısaca bunlardan bir tanesi. Burada dünyanın her yerinden bilimsel etkinliklerin, konferansların, panellerin duyurulduğu bir platform Conference Alert. Onun içerisinde tarih araması yapıp tarihle ilgili olanları ayırabiliriz. Böylelikle de yararlanılabilir Conference Alert'tan. Bir de Conference Alert'ın da aslında ayrıcı özelliği, bazen hiç duymadığımız sempozyumları, etkinlikleri orada görebiliyoruz. Diyelim ki bir şehre bir bilimsel araştırma ya da etkinlik için gidiyorsunuz. Oradan süzüp şehirdeki bilimsel aktiviteyi takip etme gibi bir olanak şüphesiz var. Ramazan Hocam'ın bahsettiği eğlenceden bilme doğru ilerleyen yaşantımız içerisinde de son 10 yılın herhalde fenomeni Facebook üzerinde de pek çok bilgi paylaşım alanının oluştuğunu görüyoruz. İşte bunlar arasında toplumsal tarihin ya da bölümlerin Facebook sayfalarını sayabiliriz. Burada hem kurumların kendi işleyişi hem de tarihçileri ilgilendirebilecek meselelerle ilgili, etkinliklerle ilgili duyurularla karşılaştığımız bir vakadır. Ama daha ilgi çekici biraz Facebook'un akademik versiyonu diyebileceğim. Akademiye Edu var. O da artık yaygın bir şekilde Türkiye'de de kullanılmaya başladı. Akademiye Edu da yine aslında bütün ana bilim dallarına hitap ediyor. Bütün bilim dallarına hitap ediyor. Ama zaman içerisinde sizi takip edenler ve sizin takip ettikleriniz arasında kendi bilim dalınız ya da tarihçilikle ilgili bir kanal ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla sizin ana sayfanızda ve takip ettiklerinizin ana sayfasında size gelen duyurularda genellikle tarihçilikle ilgili meseleleri görüyorsunuz. Akademi Edu'da bir başka alan olarak karşımıza çıkıyor. Burada tarihçiler kendilerini tanıtma olanağı da buluyorlar. Dünya çapında bir tanıtım olanağı elbette. Ayrıca çalışmalarını da buradan tanıtabilirler. PDF formatında çalışmalarını buraya yükleyebilirler ve bu çalışmaların kaçının işte orada bookmark ya da Facebook'taki like'a benzeyen bir durum aslında, kaçının işaretlendiğini, kaçının ilgi gördüğünü, kaç kişi tarafından izlendiğini, hangi ülkelerden bu izlenmelerin gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Bu yönüyle çok ilginç bir analytics arayüzü var. Analytics'i tıkladığınız zaman son bir hafta içerisinde, son 30 gün ya da 60 gün içerisinde sizi Google'da ve Akademi Edu'da kimler taramış, hangi ülkelerden çalışmalarınız bulunmuş, makaleniz ya da sizinle ilgili herhangi bir husus bulunmuş, bunlarla ilgili istatistiki verilere ulaşabiliyorsunuz. Hangi ülkelerden çalışmalarınızın ilgi uyandırdığı da ilgi çekici bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Akademi Edu'da dolayısıyla çok yönlü bir şekilde faydalanılabilecek alanlardan biri. Bir başka alan onun içerisinde, o da oturumlar, sessions diye bir başka arayüz var. Bir çalışmanızı o oturum alanına yüklüyorsunuz ve sizi takip eden ya da o konuyla ilgili olabilecek insanları o oturuma davet ediyorsunuz. Onların yorumlarını alıyorsunuz. Bu bazen kafanızdaki ham haldeki bir makale, çalışma, kitap, araştırmanın genel hatları da olabilir. Burada bir tartışma da yürütebilirsiniz. Ama çoğunlukla insanlar yayınladıkları bir makaleyi orada paylaşıp insanlardan görüş
alarak böyle bir çalışmalarını olgunlaştırma yoluna gidiyorlar genel hatlarıyla. Dolayısıyla buraya kadar söz ettiklerim aslında biraz haber alma, yardımlaşma ve bu çerçevede internet olanakları ve platformları oldu. İşbirliği meselesi var. İşbirliği nasıl ortaya çıkıyor? Tabii işbirliğinden ne anladığımız da burada önemli. Açık davetli, sempozyum, armağan kitap gibi etkinliklere konuşmacı, katılımcı, izleyici sağlamak noktasında tüm bu platformların aslında çok açık bir faydası var. Yani eğer bunu bir işbirliği olarak görecek olursak, evet bu platformlardan tüm etkinliklere izleyici davet edebiliyoruz, konuşmacılar bulabiliyoruz ya da en azından onları bu platformlar vasıtasıyla bilgilendirebiliyor, onları haberdar edebiliyoruz. Ama işbirliğinden anladığımız şey şuysa, eğer A Üniversitesi'nde yürütülen A projesiyle ilgili birbirleri arasında fiziksel yakınlık bağı olmayan insanları bir araya getirmek noktasında bir faydası var mı? Bu fayda henüz çok görülmüş değil. Yani yine de işbirliği dediğimiz şeyin, yani projelerde, yapılan işlerde insanların bir araya gelme yönteminin halen daha biraz daha geleneksel yöntemlerle tanımak ve bu tanışıklık üzerinden kurulduğunu daha ziyade söyleyebiliriz. Ama insanların birbirini tanıması noktasında artık internetin muazzam bir rolü var. Yani iletişim arttığı için, insanlar arasındaki diyalog arttığı için hem sosyal medya hem diğer internet araçları insanların birbirini tanıması ve beraber neler yapabileceklerini keşfetmeleri noktasında önemli roller üstleniyor diyebiliriz. Evet, dolayısıyla internet yaşadığımız dönem itibariyle bu tür bir işbirliğini sağlıyor mu? Aslında sağlamıyor gibi gözüküyor. Fakat çok etkin işbirliklerinin ortaya çıktığı birkaç alan var. Bu da elektronik dergilerin çalışma biçimleri ve ortaya çıkışı. Örneğin farklı şehirlerde yaşayan birkaç editör bir elektronik dergi çıkartmak üzere bir araya gelebiliyorlar. O elektronik derginin içerisine onlarca danışma kurulu, onlarca bilim kurulu üyesi ve hatta yüzlerce sayı hakemi üye olabiliyor ve dolayısıyla internet ortamında bir elektronik dergi ortaya çıkmış oluyor. Bu da belki etkin işbirliğinin ortaya çıktığı alanlardan birisi olarak sayılabilir. Ya da bu konuda gerçi çok istatistiki bir veri yok ama son 10-15 yıl içerisinde elektronik dergilerin sayısının artması, online veri tabanlarının sayısının artması dolayısıyla öyle tahmin ediyorum ki bilimsel çalışmalarda kullanılan makale sayısı da artmış olmalı ya da kişisel gözlemlerim itibariyle söyleyebilirim ki bence daha fazla makale kullanılıyor. Çünkü insanlar bir anahtar kelimenin sonuna bir PDF yazıp Google'da aradıklarında önlerine onlarca çalışma düşüyor. Bu da belki yine bir tür işbirliği internet vasıtasıyla bilimsel çalışmaların olgunlaşması ve gelişmesi adına. Bizim hayatımızda benim de belki de içinde bulunduğum kuşak itibariyle internetle yapılan çalışmalar çok önemli bir yer tutuyor. Yani bazen 80'li yıllarda hazırlanmış doktora tezlerine bakıyorum. Örneğin Şükrü Hanioğlu'nun İttihat Terakki çalışmasına, o doktora tezi değil ama bakıyorum ve bu kadar kaynağı internetin olmadığı bir dünyada nasıl bir araya getirebildiğini bildiğine hayret ediyorum. Dolayısıyla bizden önceki kuşaklar çok daha fiziksel bir eforla bu işleri yaparken bizler çok daha hızlı bir şekilde birkaç tıkla erişebildiğimiz ve hızlandığımız bir dönem içerisindeyiz.
İşbirliği, evet az önce dedim ki işbirliği bana göre üst düzeyde değil. Ama zaten internetin hayatımıza yaptığı şeyi de biz bundan 15-20 yıl önce hayal edemiyorduk. Dolayısıyla belki de zaman içerisinde, 10 yıl içerisinde bu işbirliklerinin daha elverişli ve daha kolay, daha pratik bir şekilde ortaya çıkabileceği pek çok sanal platform ortaya çıkacak ve hem bilim yaşantımız hem de günlük yaşantımız daha fazla işbirliğiyle dolacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi böylece bitiriyorum.